¿Vas a dormir? Vale. Primero, enhorabuena a Vestas, ¿no? Ha ganado un partido donde en primer parte estaba mucho mejor que nosotros, ¿no? Entramos bien en el juego, estamos haciendo algunos fallos, después primer gol fallo de nosotros, autogol de López, toca, después penalti, y muy difícil con Vestas volver. Pero bueno, después de Roja, pienso que segunda parte jugamos bien, ¿o no? Queríamos, metimos dos goles, estamos haciendo presión, nos falta un poco minutos todavía, pero bueno, en global, enhorabuena a Vestas. Nosotros necesitamos ahora pensar en otro partido, trabajar, analizar. Teníamos algunas buenas cosas, algunas no, pero en global, por los fallos perdimos el partido, porque penalti que segundo gol nos mató seguramente. Después directamente empezó segunda parte ya con un centro, ahí toca alguien, no toca, recibimos el tercer gol y después difícil de volver contra un Beşiktaş. Pero bueno, en global queríamos, todo el mundo no puede decir nada, jugadores querían segunda parte muy bien, empujamos, metemos dos goles, pero no estaba para hacer algo más, ¿no? Nos faltaba en global los minutos para hacer algo, pero bueno, eso es el fútbol y bueno, nada, empezar al siguiente partido y trabajar. Öncelikle Beşiktaş'ı tebrik etmek istiyorum. İlk yarıya baktığınızda bizden daha iyi oynayan bir Beşiktaş vardı ilk yarıda özellikle. Baktığınızda bireysel hatalardan da doğuyan iki gol var. İki gol yediğinizde Beşiktaş'a karşı geri dönmek tabii ki de kolay olmuyor. İlk golde kendi kalemize attık. Lopez vardı pozisyonda. Sonrasında penaltı pozisyonu oldu. Böyle penaltı olunca tabii ki de moralmen olarak da zaten hani toparlayacağın noktada daha çok geriye götürür takımı. Sonrasında ikinci yarıda baktığınızda istediğimiz oyunu sergilemeye başladığımızda kırmızı kart pozisyonundan sonra iki golü de bulduk. Daha iyi oynadık ikinci yarı. İki golü bulduktan sonra zaman yetmedi aslında. İstediğimiz şeyleri yapmaya enerjimiz, zaman da yetmedi. Ama baktığınızda verdiğimiz mücadeleden dolayı da ikinci yarı baz alındığında iyi şeyler de görebiliyoruz. Biz bu hafta tabii ki de hani bir maç kaybettik. İstediğimiz gibi olmadı. Çünkü istediğimiz gibi başlamadık maça. Ama gereken bütün analizleri yapacağız ve geliştirilmesi gereken bütün alanları geliştireceğiz, çalışacağız. İyi olan taraflarımız da var. Onları da hani tekrardan çalışacağız. Ama baktığınızda bizden biraz daha iyi bir Beşiktaş vardı ilk yarı o oyun itibariyle. Sonra ikinci yarıda bak, üçüncü golü yediğinizde de değiyor, önüne düşüyor, gol oluyor. Yani bu da tabii ki de etkiliyor. Sonrasında geri gelmek de çok zor. Ona rağmen biz mücadele verdik ve iki tane golümüzü attık. Sonrasında dediğim gibi zaman yetmedi ve istediğimiz şeyleri de daha fazlasını yapabilecek bir şey yoktu ortada. O yüzden böyle oldu. Biz bir dahaki maça bakarak gereken bütün çalışmaları yapacağız. Estábamos muy cerca de un punto como equipo. Tenemos posiciones que se parecen equivocadas, como la posición del penalti que no fue para nosotros. ¿Qué quieres saber? Hablar de los árbitros. Pues yo nunca hablo de árbitros, pero es un poco extraño que va a VAR y no ve el penalti, que está clarísimo, ¿no? Eso no entiendo, pero bueno, eso es su... Él ha visto así, pero no puedo creer que alguien va ahí. Si no a VAR, después digo, bueno, no lo ha visto o no quería ver. Pero cuando vas a VAR y no pitas... No digo que se equivocó o no que equivocó, pero yo pienso que es penalti clarísimo. Pero bueno, eso es de opinión de árbitro. Ahora no sé si empatamos o no empatamos, si se queda 2-3 o si puede ser que no metemos gol de penalti, pero en global yo lo he visto tres veces ahora mismo y lo he visto que estaba penalti.
Şimdi şöyle söylemek lazım. Ben hakemlerden konuşmayı çok sevmiyorum açıkçası ama bugünkü maça bakmak olursa, yani bu pozisyona bakmak olursa özellikle, ben buna inanamıyorum. Mesela hani VAR'a gidiyorsunuz ve çok net olan bir penaltıyı görmüyorsunuz. Yani bu beni çok garibime gitti. Ben çünkü buraya gelmeden 3 kere seyrettim pozisyonu. Açıkçası net penaltıydı. Ama bu hakemin yorumu tabii ki de. Yani yorumu böyle oldu. Hani deseniz ki VAR yok, o da kendisi görmedi. Olabilirdi ama VAR'a gittikten sonra da net penaltıyı görmemek benim garibime gitti. Sonrasında penaltı versen biz belki gol atmayacağız. Yine 3-2 devam edecek maç. Belki de berabere kalacağız. Hani bu da futbolun hani getireceği bir devamında gelecek bir sonuç ama VAR'a gidip de net penaltıyı görmemek bu gerçekten garibime gitti. Başka soru falan? Quería preguntar para Mustafa Yumru qué le pasó, si está bien o no. No está bien, si sale no está bien. Ahora vamos a ver cuánto es y cómo es. Él tiene algunos problemas ya en tercer minuto, cuando fue, ya necesitamos cambiar. Seguro nos falta el Mustafa, sin duda, pero bueno, vamos a ver. Ahora tenemos una semana, estamos libres, ya vamos a seguramente tratar bien y a ver cómo está para el partido siguiente. Şöyle söylemek lazım, maçtan çıktığına göre durumu pek iyi değil. Ama biz tam olarak, net olarak şu anda bir şey söyleyemiyoruz. Tabii ki de hani Mustafa'nın yokluğu bizi kötü etkiledi. Üçüncü dakikada çıkması bir şekilde de etkiledi bizi. Üzüldük açıkçası. Ama şimdi baktığınızda bay geçeceğimiz bir haftamız var. Bunun akabinde de gereken bütün tedaviler, tedavi süreci başlatılacaktır. Kendisinin de çabuk aramıza dönmesini de temenni ediyorum. Başka teşekkür. Teşekkürler. Teşekkürler.